Mürfe hamurlarını şöyle şerit şerit kestim. Bak normal böyle mürfe hamurunu şerit şerit kestim. Ay çok güzel. Ya yapmış da çiçeği evet. Burada bak. Bak şimdi saç örersin ya. Evet. Şöyle saç örüyorum. Saç örgüsü yapıyorum bundan. Şöyle. Bak saç örgüsü de bayağı el tutuyormuş değil mi? Evet. Bu mürfe hamuru gerçekten ay, her çok yetenekli. Şey çok, ben mürfe hamuru için çok yağlı olduğunu söylüyor doktorlar, uzmanlar ama... Evet. Bu mürfe hamuru çok heyecan verici bir şey. Yani o kadar güzel tarifler ve o kadar güzel şeyler yapılabiliyor ki. Şimdi saç örgüsü yaptım. İçine de bir tane dondurulmuş vişne, meyve, hem tatlı hem tuzlu yapabilirsiniz, zeytin dedim. Bundan bak böyle bir çiçek yaptım. Ay çok şöyle bak, bir çiçek bak onu yaptım. Ördü çevirdi. İçine evet. Ne koydun? Bir tane vişne koydum. Dondurulmuş vişne vardı. Ondan koydum. Ama dediğim gibi mevsim meyvelerini de minik minik doğrayıp elmadan şeftaliye sevdiğiniz bütün meyveleri minik minik doğrayıp içine koyabilirsiniz. Şimdi yine ince ince kestiğim mürföleri şöyle hafifçe yuvarlıyorum. Çiçek kısmını tamamlamak için. Bunu tezgahta çok kaydırdım. Şöyle alsam herhalde evet. Sevgili yönetmenim yine evet, görebilir. Evet. Şöyle şöyle. Şimdi bunu da şöyle ucundan bağlıyorum. Vişnemi koyuyorum. Çok güzel bir şey yapıyorsun Meltem abla. Bunu bir zeytinli yapacağız. Ki bir tane zeytinli yaptım önceden hazırladım. Şöyle yanıma alayım ki kolay olsun. Şöyle. Ben bu suyu aldıkça birazcık daha böyle. Süt ekleyebilirsiniz. Ekledim üstüne. Ekledim sütü aldıkça bir fazlalaştırdım biraz. Bak, tamam çok güzel iyi oluyor. Yaptın daha bereketli olur. Şöyle vişneleri koyuyorum. Bunu böyle bile pişirseniz kendi başına son derece şık gözüken bir şey. Bak ne yaptın. Bak bu. Bak ne yaptım senin tarifine. Ne yaptın? Bak. Aa, zerdeçal mı ilave ettin? Evet. Tamam işte mutfak budur ha? Zaten. Yani. Ne dersin? Tabii çok bak sana çok sormadan yakışır. Yaptım. Dedim çok beyaz geldi tadı. Senin bu kadar bir pırasalı şeyin içine. Bir lezzeti olsun şu beşamelin üzerine geldiğinde. Çok 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 iyi fikir. İyi fikir değil mi? Çok iyi fikir. Sen benim çiçeğime ne diyeceksin? Ya Meltem abla. Dur bir. Nazar ettim kendi çiçeğime. Bir dakika hemen gösteriyorum şimdi sana. Bak bu da böyle bir çiçek oldu. Şu kenarlarını sileyim. Çok şimdi, güzel. Bu fırına atılıp piştikten sonra üzerine pudra şekeri serperseniz tatlı bir alternatif tamam. Oluyor. Ama tuzlu yaptıysanız eğer yumurta sarısı sürebilirsiniz. Bir tane de tuzlu yapayım. Tamam. Nasıl yaptığımı kaçıranlar için. Tamam. Sana da bakıyorum arada, vakit açısından ne durumdasın evet, diye. Süpersin. Bu arada bu tamam. Tamam onu hemen. Nasıl koyayım? Şöyle bunları nasıl istersen parça parça koy üstüne istersen. Böyle üstüne üstüne böyle. Evet üstüne üstüne. Sıra sıra mı şöyle şöyle mi mesela? Kesinlikle. Bak. Bak rengi daha uyumlu olmadı evet, mı? Evet çok güzel oldu. Hafif zerdeçaldı beşamel. Evet. Bence çok iyi oldu. Şimdi dediğim gibi bunun üzerine kaşar peynir rendesi de koyabilirsiniz. Bence de. Sevdiğiniz herhangi bir başka peynir çeşidi varsa onu da rendeleyebilirsiniz. Ya da ben bunun içine üstüne beşamel sos yapmak için uğraşmak istemiyorum. Krema koymak istiyorum evet. Derseniz. Beşamel sosu 2 dakikalık bir şey çok evet, lezzetli oluyor. Kesinlikle. Ay bu da bak. Zeytinli de bu da şey tuzlu oldu. Bu da oldu. Zeytinlisi evet. Bu da tuzlusu. Şöyle koyayım sevgili yönetmenim daha rahat çok görsün. Güzel. 3 tanesini birleştirdin. İlk önce 2 taneyi birleştirdim. 2 taneden 3 taneyi birleştirip güzel bir dediğin gibi saç örgüsü yaptım. Şimdi de 2 tane ince ince kestiğim mürfe hamurundan şöyle çiçek kısmını tamamlıyorum. Hem tuzlu hem tatlı. Ay çok güzel. Müthiş. Ne kadar pişecek bu? Yaklaşık 1-20 dakikada şahane oluyor. Hem çok kolay gibi. Hem çok pratik. Aa, aradılar sizana geliyoruz Meltem. Birazdan işte bitti. Bir çaya vesaire. O anda yapılabilecek en kolaylardan biri. Kesinlikle öyle. Müthiş. Şimdi dediğim gibi tatlı olanın üstünde pudra şekeri, evet. Tuzlu olana da yumurta sarısı sürebilirsiniz. Hani daha parlak ve daha güzel gözüksün diye. İşte bak onu da alırsan.
Çok güzel oldu. Şöyle sileyim. Bir tane daha yapalım ister misin? Yapalım hadi. Ya ben de. Hadi sen bir tane saç örgüsü yap istersen. Şöyle ben üçünü birleştireyim. Teşekkür ederim. Ben de sana keseyim. Bugün yine dağınık mı çalıştın? Yoo, süpersin. Harikasın. Şey mi yapacaksın? Vişneli mi yapacaksın? Zeytinli mi yapacaksın? Ha, neli yapayım? Nasıl neli yapmak istiyorsan. Hadi saç örgüsü yapayım. Tamam oldu. Ben vişneli yapayım. Vişneli yapacağım. Tamam o zaman ben sana vişnenin göbek kısmını yapayım. Tamam. Bu ikilisi. Şöyle alayım vişneleri. Şimdi böyle birleştirdim. Birleştirdin. Şuraya bir tane vişne koydum. Tamam. Araları açıyorum. Şimdi böyle saracaksın bunu. Bak. Bakın bakın. Güzel değil mi? Çok güzel Meltem abla. Evet bu da burada ortak ürünümüz oldu seninle. Ay harika. Şimdi bu ortak ürünümüz. Bunu da etrafına sarıyoruz. Evet onu da bunun etrafına sarıyoruz. Ama yalnız bakar mısın? Bu yerken nasıl bir lezzet, nasıl bir lezzet olacak? Evet. Müthiş. Hemen fırına atalım. Diğer konuklarımı hazırlarken mis kokular içine gelsinler. Hanımlar umarım notlarınızı almışsınızdır. Meltem ablacığım ellerine sağlık. Senin ellerine sağlık. Süper.